alacaklı borcunu ödeyemeyen birisinin borcunu zekatından düşebilir mi? Devlete ödenen vergi zekat yerine geçer mi diye sormuş. Şimdi bu e, borcunu ödeyemeyen kişinin borcunu silivermek zekat sayılır mı konusu tabi çokça sorulan bir soru. Şimdi bildiğimiz gibi faiz ayetlerinin devamında mesela ve inkene dü usretin önce çözüm olarak. Eğer borçlu darlık içindeyse Borcunu ödeyemiyorsa. Yani ödemek istediği halde dara düşmüşse anlamına geldiği belli. Ödemeyi arzu ediyor ama imkanı yok. Ve borcu ödeme imkanı bulamıyor. O zaman fenazitü ile meysere. Onun meysere zamanına yani yakası genişleyip borcunu ödeyecek duruma gelinceye kadar ona süre tanımak lazımdır. Demek borçluya bir süre tanımak lazım. 3 ay, 5 ay, 1 ay ne kadarsa bir süre tanıyalım. Onun sonunda ödeyebilir de. Kendinden gün, zaman da alınabilir. Yani kusura bakmayın param çıkışmadı temin edemedim. Ama bir ay sonra öderim diyebilir mesela. Süre verir. İki ay sonra ödeyebilirim der. Veya hasat zamanı. Tarlamda şu kadar mahsul var onları. Hasat edeyim, satınca öderim diyebilir. Büyükçe paraları. Yani ona benzer. Ödeme planı anlamında bir teklifte bulunuyorsa borçlu ona bu ile gösterme gerekir anlamında bir defa kapı açılmış. Yani alacaklığının da bu anlamda ona kolayı göstermesi isteniyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat ayetin devamı da ventastaku <laughs> hayrul Bu malı yani borcu tasadduk edivermeniz sadaka olarak silivermeniz sizin için daha hayırlıdır buyurulmuş. Yani burada daha hayırlıdır buyurulunca teşvik var. Yani alacağız sili vermek, vazgeçmek alacaktan. İşte bu vazgeçme zekat olarak mı düşülecek, nafile sadaka olarak mı? Bu konuda iki görüş meydana gelmiş. Büyük çoğunluk Hanefiler başta demişler bu zekat olarak düşülmez. Çok değerli bir sadakadır, çok ezirlidir ama zekatta temlik şartı var. Burada temlik meydana gelmiyor. Yani karşı biz para falan vermiyoruz, mal vermiyoruz. Onun zimmetine temlik anlamında bir mal geçirmiyoruz. Daha önceden olan bir alacağımızı silme yoluyla onu borçtan kurtarmak yoluyla bir işlem yapıyoruz. Bu temlik manasında değil demiş çoğunluk mezhep cumhur. Fakat sadece mezheplerden birisi bu e, tasadduk kelimesi aynı zamanda sadakayı da içeriyor. Zekatı da içine alıyor. Dolayısıyla zekat niyetiyle de bunu silebilir diyen görüş var ama azlıkta kalan bir görüş. Bu yüzden bu batak alacakları zekata saymak kapısı çoğunluk tarafından açılmak istenmemiş. Ancak nafile sadaka olarak silmek teşvik edilmiş. Değerlendirme bu şekildedir. Tabi burada e, züusre olan yani dara düşen borçluyla alakalı böyle bir e, kolaylık getirilmiş. Dara düşme yoksa keyfi ödeme bir sürü fabrikası var, firmaları var, efendim kişinin altında Mercedes arabası var falan lüks evlerde oturuyor ama size olan 100 200 bin lirasını ödemiyor mesela. 200 bin lira alacağınız var o firmada ödemiyor. Ama bir sürü varlıkları var. O zaman onun üzerine giderek tabii ki zorla bunu alma hakkımız söz konusu. Neden? Karşılığı var. Elinde malı var, kasasında parası var ama ödemiyor. O zaman bizim de alma hakkımız var. Yetkimizi kullanarak. Bu yetki nedir? hadis-i şerifte matluganıyı zulmün buyurulmuş bir defa. Yani varlıklı olan kişinin borcunu ertelemesi, geri bırakması zulmün bir zulümdür demiş Peygamberimiz. Haksızlıktır yani. Dolayısıyla alacaklığı da burada haklı durumdadır. Onun üzerine giderek icra yoluyla giderek zorla altındaki arabasını el koyar. Depodaki mallarına icra icrayı götürür, tespit yaptırır. Dolayısıyla gerektiği zaman bunları ihale yoluyla, icra yoluyla satışını sağlar, 200 bin lirasını kurtarır. Zorla mahkeme yoluyla yani bunu alma hakkı tanınmış. Gerçi mahkeme yoluna gitmeden direkt yani mafya usulü, silahlı adamlarımla gideyim, onun arabasını gasp edeyim. Buna da kapaşılmamış yalnız. Veya deposundaki malları kamyona yükleteyim, silahlı adamlarımla ihkak hak deniyor. Yani doğrudan doğruya... ...mahkemeyi, icrayı devreye sokmadan... ...reessen bunun yapılması da tabii uygun bulunmamış. Neden? Haksızlıklar meydana gelir. Ölçü kaçar. Ne kadar mal alacaksınız? Kaça satacaksınız? Şey, e, mal borçlu... ...bunu nasıl kontrol edecek? Alıp götürmüşsünüz malı, nasıl satıldı falan. Bütün bunlar kontrolden çıkabilir. Tespit imkanı kalmayabilir. Bu yüzden o kapı fazla açılmak. Gerçi istinaları var mı? Var. Ee, yani mahkemeye başvurma, icraya gitme zamanı falan yoksa mal kaçırma durumlarında. Mesela örnek şu şekilde verilmiş. Diyelim eviniz kirada. Bir yıldan beri kirayı ödemiyor. Evde oturan kişi imkanları belki olduğu halde bin lira kira ayda 12 ayda 12 bin lira kira alacağınız birikmiş. Bir gün bir de baktınız ki veya ihbar üzerine komşulardan birisi sizin kiracınız alelacele eşyalarını boşaltıyor, kaçıyor dedi size. Ve siz de alelacele geldiniz, onun kamyona yükletilmekte olan bazı eşyalarını el koydunuz diyelim mesela. İşte buzdolabına, çamaşır makinesine, bulaşık makinesine vesaire neyse işte bir takım değerli, değerli hal, halları, halısı falan var. Bunlara el koydunuz ve ondan sonra tabii arkadan e, mahkeme yine icra belki devreye sokmak gerekir ama çok acele durumlarda kendi alacağını kurtarmak için mala el koymak hakkı olabilir denmiş. İhkakı hak, yani doğrudan doğruya hakkı kendi elimizde almak çok isnai durumlarda olabilir diye de kapı açılmış ama yine bunun ilk fırsatta resmi makamların kontrolünde kontroluna verilmesi hemen tespit yaptırılması arkadan resmi makamlar tarafından işte filanca buzdolabı çamaşırı şu şu malları benim 12 bin lira alacağım var bu kardeşimizde nereye gideceği belli değil aniden eşyasını yüklemiş gidiyormuş belki başka şehir, şehre gidecek izi kaybolur diye bunları el koymak zorunda kaldım bunu resmi olarak resmileştirelim nesmi tespit yapalım manasında ee, o yola gitmekte gerekiyor. Ki haksızlık, adaletsizlik olmasın.